İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Başbakan Albin Kurti, Münih'te düzenlenen güvenlik konferansı kapsamında birçok uluslararası yetkiliyle görüştü. Başbakan Albin Kurti Münih Konferansı dahilinde uluslararası yetkililerle temaslarını olumlu değerlendirdi. Başbakan Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci ve son günü yaptığımız görüşmelerde birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmeler oldukça verimli geçti." bilgisini paylaştı. Başbakan Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Münih'teki temaslarını şu sözlerle değerlendirdi. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonite ile ilk ikili görüşmemizde Savunma ve güvenlik alanına ağırlık vererek ikili ilişkileri ve bu ilişkileri derinleştirme olanakları üzerinde durduk. Kosova'nın son iki yıldaki demokratik gelişimi, Kosova-İsveç ilişkileri ve Kosova'nın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi üyelik başvurusu hakkında İsveç Başbakanı Ulf Kristensen ile de bir araya geldim. İsveç'in yıllardır ülkemize verdiği sürekli destek için kendisine teşekkür ettim. Amerikalı kongre üyeleri Mike Turner, Michael McCall, Jack Elazy, Rich McCormick ve Daryl Issa ile Rusya'nın Ukrayna'daki müdahale ve işgalinin başta Batı Balkanlar mı olmak üzere kıta için yarattığı sonuçlar ve yaratmaya devam ettiği tehlikeleri görüştük. Bu temaslarda Kosova ile ABD arasındaki dostluk, ortaklık ve ittifak konularını da ele aldık. İktidardaki Vedvendosya Hareketi Parlamento Grup Başkanı Mimoza Kusareli ile Kosova Meclisi'nin bu hafta çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere iki oturum düzenleyeceğini açıkladı. Kameralar karşısına çıkan Mimoza Kusareli ile kosova sırbistan diyaloğuna değinerek bu süreç devam ettiği için diyaloğun fiyaskoya uğradığını söylemenin doğru olmayacağını kaydetti. Diyalog olduğu sürece süreç işler. bunak başarısızlık diyemeyiz. Önemli olan diyaloğun devam etmesi ve en önemlisi anlaşmanın sonunda daha fazla karşılıklı tanıma sağlamaktır diyen Mimoza Kusare, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin de olması gerektiği gibi olduğunu söyledi. Vedvendosya Parlamento Grup Başkanı, Kosova ile ABD arasındaki ilişkilerin olması gerektiği düzeyde olduğunu, Kosova'nın yıllar boyunca kongre üyeleri ve senatörlerle temaslar olduğunu hatırlattı. Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 15. yıl dönümü münasebetiyle Başbakan Albin Kurti imayesinde topluluklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilia Recepi tarafından bağımsız Kosova'da topluluklar konulu toplantı düzenlendi. Başbakan Kurti toplantıda yaptığı konuşmada bugünkü toplantının sembolik olarak Kosova Cumhuriyeti'nin gerçekte yaşadığını yani herkes için birlik ve katılım duygusunu temsil ettiğini söyledi. Toplantıya Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da katıldı. Bağımsız Kosova'da tüm topluluklarla birlikte Türk toplumu olarak savaştan sonraki dönemde eğitimden kültüre, sağlıktan spora, siyasete ve diğer tüm konularda toplumumuzun sesini duyurarak var olmak ve ülkemize katkımızı sunmak için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Kosova Türk toplumu olarak ülkemizin her alanda hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Her daim yapıcı ve katılımcı yaklaşımı sergileyen toplumumuz her fırsatta biz bir bütünün parçasıyız mesajını ortaya koymuştur. Ve şunu diyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Kosova hükümetinde Türk, Sırp ve Roman olmak üzere topluluklardan 3 bakan yer almakta. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Başbakan Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile 27 Şubat'ta bir araya geleceğini duyurdu. Bugüne kadar diyalogta pek bir gelişme yaşanmadı. Şimdi 27 Şubat'ı bekleyeceğiz. Ekibimiz bağımsızlık günü Prizren'de sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatarak bağımsızlığın ilan edildiği günü ve diyaloğu sordu. Neler söylemişler? Birlikte izleyelim kadar soğuk idi, eksi 17. Biz paltolarla sefte onda paltolarla ışık konsere çıktık. <laughs> Öyle şey yaptık, o konseri bitirdik. donduk. insanlar da hala dışarıda Bundan sonra neler bekleyirsiniz? Ne de geçsin? İnşallah iyi, iyi eciden düzlenir. Ee, Kosova ve Sırbistan birbirlerini tanımadan böyle, bu durum böyle gidecek. Yani bağımsızlığımız tamam ilan edildi de yüzün üzerine devlet bizi tanıdı ama çok daha eksiğimiz var. Bu da bizim ekonomimize tesir ediyor. İşsizlik biraz var. Maalesef gençlerimiz gidiyor. İş, iş işten ötürü. Umarım umarım en yakında Albin Kurti sa imayesinde ve Sırbistan ekibiyle bir anlaşmaya varırlar ve nihayet bu millet artık tamamen gün yüzünü görür. Da bu turizme destek versin, bizim turizmde yaşay. Destek versin, faydası olur bu millete o kadar. Öyle böyle işler ne değişti daha değişmedi daha. Bakarsın işleri bakarsın buradan bütün insanlar kaç aylar ciddiyle demek işler. Düzgün değilmiş. Düzgün olsa insanlar otururlar ya dışarıdan ciddiyle bununla çalışma. Valla Bu ciddiyle demek düzgün değilmiş işler. Kamu yönetimi, yerel yönetimler, medya ve bölgesel kalkınma komisyonu üyeleri RTK Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıya RTK Yönetim Kurulu'nun birkaç üyesi ve RTK Genel Müdürü Şukunbin Ahmet CK'yı da katıldı. Komisyon üyeleri RTK'daki gelişmeler hakkında yönetim kurulu üyelerinden açıklama yapmalarını istedi. RTK Yönetim Kurulu Başkanı Besnik Boletini kurul olarak Kosova Meclisi Medya Komisyonu'nun davetine her zaman yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. RTK Yönetim Kurulu Başkanı Boletini komisyon üyeleri huzurunda endişelerinizi anlıyoruz ancak paylaştığınız bulguları anlatmakta zorlanıyoruz ifadelerini kullandı. RTK'da profesyonelliğe öncelik verildiğini ifade eden Boletini RTK için ek bütçe istedi ve şimdiki bütçenin 2.2 milyon euro daha az olduğunu hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti, Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. KDTP merkezinde yapılan görüşmede dernek temsilcileri de katıldı. Türkiye Cumhuriyeti İprişi'ne Büyükelçisi Tunç Angılı, Cumartesi günü Prizren ziyareti çerçevesinde Kosova Demokratik Türk Partisi ofisinde parti yetkilileriyle görüştü. Büyükelçi Angılı ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan'a parti genel çalışmaları yanı sıra toplumsal ve sosyal çalışmaları hakkında bilgi verildi. Türkiye Cumhuriyeti Prişne Büyükelçisi Tunç Angalı ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi. Buluşma Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşuyla başladı. Büyükelçi Angılı, STK temsilcileriyle tek tek tanışma ve onları dinlemek istediğini belirtirken deprem sırasında Türkiye ile sergilenen dayanışma ve birliği takdir etti ve Türkiye'nin soydaşlarından bu birliği sürdürmesi beklentisini ifade etti. Ben hepinizle tek tek tanışıp e, diyeceklerinizi dinlemek istiyorum çünkü daha yeniyim ben şu an sizden öğreneceğim ama tek bir şey söyleyebilirim hani deprem sırasında... Türkiye'ye yaptığınız yardımlar sırasında sergilediğiniz dayanışma ve birliği burada her zaman, bundan eminim zaten sergiliyorsunuz, sergilemeye devam edin. Yani Türkiye'nin buradaki e, Türk topluluğundan beklediği tek bir şey var, birlikte olmalı. Onun dışında bizim hiçbir beklentimiz yok, sizlere destek için buradayız. Ama tek bir isteğimiz ve talebimiz var, e, birlik olmanız. Hazırda bulunan 30'a yakın STK temsilcisi kısaca kendilerini ve kuruluşlarını tanıtırken Türkiye'de yaşanan son deprem nedeniyle yapılan çalışmalar, taziyeleri ve geçmiş olsun dileklerini ifade ederken Büyükelçi Angılı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Sıradaki durağımız Türkiye. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 15 günü geride kaldı. Kahramanmaraş merkezli depremzedelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçti. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelindiğini belirtiyor. AFAD Başkanı Yunus Sezar tespit edilen depremzede sayısını 460.945 olarak verdi. Depremler neticesinde 100 binden fazla kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde bir su çiçeği vakasının saptandığını belirterek akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var. Az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip ve benzeri vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor dedi. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgının olmadığını belirten Koca, bölgede şebeke suyunun kullanımıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu. Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 216.166 çadırın kurulumu tamamlandı. Afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 464 9063 deprem bölgesi dışında 168967 olmak üzere toplam 638030 kişiye psikososyal destek verildi. Türkiye'de incelemelerde bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu görüşme öncesinde Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin bazı çevrelerce bu sürecin kongrede geciktirilmemesi ya da engellenmemesi gerektiğini söyledi. Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayi işbirliğimizde zorluklarla karşılaşıyoruz. Yaptırımların da en kısa süre içinde kaldırılmasını bekliyoruz. F-16 talebimizle ilgili son durumu da bugün toplantımızda arkadaşlarımızla beraber ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, bu konuda e, Kongreye resmi e, bildirimin bir an önce yapılmasını arz ediyoruz. Kongrede e, her zaman zorluklar çıkabiliyor. E, bazı çevrelerce bu sürecin Kongrede geciktirilmemesi ya da engellenmemesi gerekiyor. Kongrenin de engelleyici değil destekleyici bir e, rol üstlenmesini e, bekliyoruz. Diğer yandan Türkiye'ye F16 satışı ve modernizasyonu süreci konusunda Blinken, Biden yönetimi Türkiye'ye F16'ların modernizasyonu ve satışı konusunda son derece güçlü destek veriyor. NATO müttefiki ve dost bir ülke olarak ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek saflarında faaliyet göstermesi çok önemli. NATO bünyesinde ortak harekat kabiliyetlerimiz çok önemli dedi. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım, ardından kapanışı yapacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Başkent Prişne'de günün en yüksek hava sıcaklığı 12 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın kısmen güneşi bir gün bizi bekliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde 15 ila 17 derece dolayında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.